Temmuz ayı bir gösterge değil. 94 binlik adetlik satış da sizi yanıltmasın. Dediğim gibi şirketlerin, markaların, distribütörlerin kendilerine faturalandırdıkları araçlar var. Ağustos'ta ne olacak? Ağustos'ta yaprak kıpırdamıyor. Zaten markalar da bunu bildikleri için çok fazla araç getirmediler. En kötü Ağustoslardan biri olabilir. İlk 6 ayın tam tersi bir pazar önümüzdeki dönemde bizleri bekliyor. Pazar bundan sonraki süreçte aşağı yönlü bir seyir izleyecek, çok net. %17'lik Temmuz'daki düşüş yavaş yavaş %30'lar, 40'lar, 50'ler olabilir. Herkese selamlar. Ben Emre Özpeynirci. Kastrol'ün katkılarıyla hazırladığımız Otomotiv Gündemi programının bir yenisine hoş geldiniz. Gündemimiz yine oldukça yoğun. Temmuz rakamları açıklandı. Daha önceki programlarda söylediğim gibi Temmuz ayında 94 bine yakın araç satıldı. 94 bin tabii Temmuz ayı için iyi bir rakam. Bir ay önceye göre, yani Haziran'a göre baktığımız zaman %17'lik bir düşüş var. Ama bu düşüş sonuçta aslında daha fazla olabilirdi. Daha önce de söylediğim gibi Temmuz ayında GSR 2 devreye girdi ve GSR 2'den dolayı otomobiller stoktaki otomobillerin satılması adına ciddi kampanyalar da yapıldı. Ama bazı markalar tabii bu stoklara rağmen, kampanyalara rağmen ellerindeki araçları tamamen bitiremediler. İşte 5 Temmuz'da Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları özel izinle bu araçları ikinci el olarak, yani kendilerine faturalandırıp 7 Temmuz'dan sonra satma hakkına sahip oldular. Bu sayede de pazar sonuçta aslında 94 bine çıktı. %17'lik düşüş var. Eğer bu olmasaydı pazar 70 binler civarında olacaktı ki bu geçtiğimiz yıla göre %30'un üzerinde bir daralma demek. Aslında hep söylediğimiz gibi otomotiv sektörü için ikinci yarı yılda işler değişmeye başladı. Pazar düşmeye başladı çünkü koşullar çok ağırlaştı. Bir kere ekonomiyi soğutma adına yapılan politikalar nedeniyle finansman maliyetleri çok yükseldi. Finansman maliyetleri yüksek olunca da otomotiv sektöründe istediğiniz kadar kampanya yapın, vade ve maliyetler yüksek olduğu için insanlar yeni bir otomobil alma şansına sahip değil. Bu zaten hemen ikinci elde de kendini gösteriyor. Biliyorsunuz ikinci elde Eylül'den bu yana satışlar düşüyor. Ve sıfır otomobilde de ilk 6 aydaki rekor satış, ki Temmuz'la beraber 7 ayda aslında geçtiğimiz yıla göre bir eşitlendi. 0.1'lik bir artış oldu ama geçtiğimiz yılda aynı seviyeye geldi. Geçtiğimiz yılın üstündeydi. Ama tabii ilk 7 ay sonuçlarına baktığımız zaman 0.1'lik artış bile aslında tarihteki en iyi 7 ay olarak yazılmış oldu. Ama tabii bundan sonra ne olacak? Temmuz ayı bir gösterge değil. 94 binlik adetlik satış da sizi yanıltmasın. Dediğim gibi şirketlerin, markaların, distribütörlerin kendilerine faturalandırdıkları araçlar var. Bunların da 20 bin civarında olduğu söyleniyor. Bunu çıktığımız zaman zaten 70 binin üzerinde bir pazardan bahsediyoruz. Bu neredeyse Haziran ayının yarısına yakın bir pazar oluyor. Yani evet, düşmedi diyor bazı arkadaşlar. İşte Temmuz ayı iyi bir satış, geçen seneyi kıyaslamazsak iyi bir satış diyor. Ama bunları çıktığımız zaman gerçekten Temmuz ayının aslında bundan sonraki süreçlerde pazarın nasıl gideceğini göstermesi açısından çok önemli. Ağustos'ta ne olacak? Ağustos'ta yaprak kıpırdamıyor. Zaten markalar da bunu bildikleri için çok fazla araç getirmediler. Kotasyonları yok. Eylül'den itibaren yeni araçlar gelmeye başlayacak. Ağustos'ta ne olacak? İşte o markaların kendilerine faturalandırdıkları araçlar pazarda satılmaya başlanacak. Sıfır, ikinci el olarak satılmaya başlanacak. Bu neyi etkileyecek? İkinci el pazarını da etkileyecek. Dolayısıyla Ağustos ayından itibaren pazarın aslında yıl sonu durumu belli olacak. Yani evet, ilk 6 ayda geçen senenin üzerinde bir satış oldu. 7 ayda hala geçen senenin üzerinde ama bundan sonraki süreçte geçen seneyi pazar geçer mi? Çok zor gözüküyor. Bundan sonra ilk 6 ayın tam tersi bir pazar önümüzdeki dönemde bizleri bekliyor. Ağustos rakamlarına bakarsak eğer, Ağustos'un gerçekten bu yılın en kötü ayı olma ihtimali çok yüksek. Çünkü zaten araç çok. Zaten yaz ayları olduğu için araç ona göre gelmedi. Alokasyonların hepsi Eylül ve Eylül sonrasından başlıyor. Veya Ağustos sonunda başlıyor. Dolayısıyla Ağustos ayı çok sakin geçecek. Ama en kötü Ağustoslardan biri olabilir. Geçtiğimiz yıla kıyasladığımız zaman da o %17'lik daralma %40-50'leri bulabilir diye düşünüyorum. Ama Eylül ayı ile itibaren aslında pazarın seyrinin tam olarak ne olacağı net olacak. Eğer sonuçta hükümet burada ekonomi politikalarını bir yana bırakıp yerli sanayiyi de korumak adına bir ÖTV matrak güncellemesi yapar mı? Çok yapmaz diye deniyor ama biliyorsunuz ansızın her şey değişebiliyor. Sonuçta yatırım için verilen teşvikleri biliyorsunuz. Şimdi onlar verildiği için de onlar devreye girecek. Teşvik belgeleri devreye girdiği zaman
gümrük muafiyetsiz araçlar geldiği zaman yerli sanayinin rekabet gücü çok zayıflayacak. İşte bunun için de bir ÖTV matrak güncellemesinin olması gerektiğini herkes söylüyor, dile getiriyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama pazarın seyri Eylül'den sonra birazcık da buna bağlı. Eğer ÖTV matrak güncellemesi olmazsa, ki olması beklenmiyor, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ekonomi politikalarını soğutmak adına yapılmış. Eğer olmazsa pazar bundan sonraki süreçte aşağı yönlü bir seyir izleyecek çok net. %17'lik Temmuz'daki düşüş yavaş yavaş %30'lar, 40'lar, 50'ler olabilir. Yine yılın son döneminde ne olacağı belli değil. Ama pazar her ne olursa olsun yine yılı 1 milyonun üzerinde kapatacağı ortada. 1 milyonun çok üzerinde çıkar mı? Geçen seneyi yakalar mı? Zor. Ama 1 milyonun üzerinde 85 milyonluk nüfusta 1 milyonun üzerinde olması da çok da böyle afaki veya çok da yüksek bir satış değil. Daha fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla merakla bekliyoruz biz de otomotiv sektörü, yazarları, gazetecileri, yöneticiler olarak. Çünkü hiçbir yetkili de ne olacağını öngöremiyor. Herkes merakla Eylül ayından itibaren pazarın seyrini merak ediyor. Haftaya yeni gündem konularıyla yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın diyorum.